Merhaba arkadaşlar. Kampmap kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle paracord bileklik yapımını paylaşacağız. Paracord bileklik nedir? Nerede kullanılır? Ne amaçla kullanılır? Bunları hedefliyoruz. Paracord bileklik paraşüt ipidir. Paraşüt ipinden yapılır. Takribi olarak 250 kilo kadar kaldırır. Bugün size yapımını ve kullanım amaçlarını göstereceğiz. Doğada hayatınızda çıkabilecek bazı sıkıntılarda bunu nasıl kullanacağınızı, neler yapabileceğinizi, ne işinize yarayacağınızdan bahsedeceğiz. Öyleyse başlayalım. Evet arkadaşlar, ipimizi alıp iki ucunu birleştiriyoruz. Bunların eğer uçları yanık değilse yakmanızı tavsiye ediyorum. Ki ben yakacağım şu an için. Şöyle düz basarsanız daha rahat geçer. Elinizi fazla yakmayın. Dikkatli olun. Bunun üstünden geçirip altından döndüreceğiz. Bunun için ince bir şeyle de yardım alabilirsiniz. Biraz zor geçiyor. Daha sonra bu şekildeyken şuradan içinden geçirip bunu buraya küçük bir düğüm atmış gibi sabitleyeceğiz. Altından da geçirebilirsiniz. Altından geçirdiğiniz zaman şu güzel görüntüyü sağlayamayabilir. O yüzden üstten geçirmenizi tavsiye ederim. Bunu biraz sıkıyoruz. Bu şekilde. Diğer tarafına geçiyoruz. Diğer tarafından da üstünden alıp, bakın buradan düz yaktığımız için daha kolay geçecek. Bunu çekip ipin yönlerini ayarlayacağız. Şu şekilde ipin yönlerini ayarlayalım ki kolumuzda daha rahat duracak. Şu an bu şekil doğru. Bazen bunlar karışmış olabiliyor. Şu şekilde çevirerek bu tuttuğu yerden düzeltebilirsiniz. Şu şekildeyken içinden geçirdiğiniz ipin bir tarafını sola, bir tarafını sağa alacağız. Şu şekilde. Şimdi bunu şuradaki açıyı kolunuzun genişliğine göre ayarlıyoruz. Mesela ben kolumdakini de tam yaptım. Bundan ölçü alabilirim. Zaten örüldüğü zaman da şu şekilde olacak. Bu çift renk. Bunu da daha sonraki videolarımızda size nasıl yapıldığını göstereceğim. Bunun ölçüsünü aldıktan sonra kolunuza tam ayarladıktan sonra örme işlemine geçeceğiz. Bileğinizin ölçüsünü alıp 2 santim fazladan da bırakırsanız daha iyi olur. Çünkü o 2 santimlikte örme payı olacak. Şimdi örmeye geçelim. Şimdi bu şekilde yaptıktan sonra bir tanesini üste alıyoruz. Soldan almanızı tavsiye ederim. Sağdan da yapabilirsiniz. Bunu üste koyup bunun üstünden geçiriyoruz. Hepsinin altından geçirip şunun deliğinden çıkartıyoruz. Çekince bakın düğüm gibi olmuş oluyor. Yarım düğüm. Bunu buraya sabitleyip iki tarafından da çekip sıkıştırıyoruz. Düğümümüz böyle oluyor. Bu ilk düğüm. Zaten bunun peşine devamı gelecek. Bunu yaptıktan sonra bileğinizin ölçüsünü alıp şu şekilde ayarlayabilirsiniz tekrardan. Şöyle yaptığınız zaman şu an tam olmuş oluyor. Örme payı da geldikten sonra zaten o genişlik biraz daha azalacak. Tekrar bunu kapatıyoruz ve örmeye devam ediyorum. Şimdi bu ip fazlalığı neredeyse o şekilden
o tarafından şöyle yapıyoruz. Bildiğiniz gibi basit. Şu şekilde koyup üstüne. Bunu diğerini bunun altından geçirip şu ikisinin de altından geçirip şu delikten tekrar yukarıya çıkartıyoruz. Ondan sonra karşı tarafında dolmuş oluyor. Ve gördüğünüz gibi bunu sıkıştırıyorsunuz. İki tarafından da. Devam edelim. Yine bakın bu yukarıda kaldı, bu aşağıda kaldı. Aşağıda kalan taraftan tekrar üstüne koyuyorum. Bunun üstünden geçirip tekrar bu şekilde içinden çıkartıyorum. Sıktığınız zaman şuradaki model başlamış oluyor. Şurayı ne kadar sıkı yaparsanız bu aralarını, ben biraz yaptıkça tekrar sıkıştıracağım. Hem düzgün olur hem de daha sert bir bilekliğe sahip olmuş olursunuz. Mesela şu an bu bayağı sert. Genelde bunu ipten tasarruf etmek için biraz gevşek bırakırlar. Tekrar bakın, bir burada yaptık, bir burada yaptık. Şimdi sıra burada. Yine bu taraftaki ipi buraya koyup tekrar bu şekilde yapacağız. Çekiyoruz. İki tarafından da sıkıyoruz. Sıkıyoruz. Sonra şuradan da sıkıştırıyoruz. Sıkıştırdıkça bakın burası bayağı sağlam olmaya başladı. Ne kadar sıkı yaparsanız o kadar çok ipiniz olur. Ne kadar sıkı yaparsanız o kadar sert bir bilekliğiniz olur. Sert olması her zaman daha iyidir. Suya girip çıktıkça da zaten biraz yumuşayacak. Yumuşamasını engellemek için olabildiğince sert yapmanızı tavsiye ediyorum. En son burada yaptık. Burada kaldı düğüm. Tekrar bunun üstünden geçiyoruz. Bunun üstünden geçirip tekrar altından çeviriyoruz. İçinden çıkartıyoruz. Sıkıştırıp tekrar sıkıştırıyoruz. Aynı düğümlere tekrar devam ediyoruz. Yine sonda nerede bitirdiysek oradan devam ediyoruz. Ben şimdi bu şekilde biraz daha örmeye devam edeceğim. Videoyu kısa tutmak adına. Çünkü bu şekilde biraz uzun sürüyor. Siz zaten burada aşağı yukarı 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 düğüm attık. İlerleyen şeyde de zaten göreceksiniz. Buradaki örmeyle gayet aynı farkındaysanız. Şimdi ben bunu biraz daha örüp size sonlarını tekrar nasıl bağlayacağımızı göstereceğim. Evet, hızlıca devam ediyoruz tekrar. İki üç tane de bir böyle sıkarsak daha sağlam olacaktır. İki tarafından da sıkmanızı tavsiye ediyorum. Düğüm zaten bir sağa bir sola geçiyor. Onun sırasını unutmadığınız sürece yönünü karıştırmazsınız. İsterseniz bir de normalden tersinden örüldüğü zamanki gösteriş şeklini bir size göstereyim. Bakın kötü duruşunu zaten göreceksiniz. Şimdi normalde bu taraftan yapmam gerekirken bu taraftan yapacağım size şu an göstermek için. Düğümün sırası bozulduğu zaman şeklindeki görüntüyü göreceksiniz. Bakın. Görüyorsunuz değil mi? Bunu sıkıştıramadığınız için şurada iki tane düğüm olmuş oldu arka arkaya. Bunu zaten buradan anlayabilirsiniz. Biraz şekli değişik duruyor. Bunu düğümün sırasını karıştırmamanızı tavsiye ediyorum. Tekrar sıkıştırıyorum. Gayet düzgün bir şekilde ilerliyor. Gördüğünüz gibi. Gayet sert oldu. Gayet istediğimiz gibi şu an için.
Normalleri biraz daha böyle ip gibi oluyor. Çok gevşek bir ip oluyor. Yine 2-3 tane de bir sıkıştırıyoruz arada. Bahsettiğim gibi daha öncesinde de bunu tekrar doğada, ormanda, kampa gittiğinizde, odun toplamaya çıktığınızda varsayıyorum. Bu bilekliği tekrar söküp odunlarınızı taşıyıp tekrar bilekliğinizi yere aynen bu yöntemle bağlayabilirsiniz. Ekstra bir durum olduğunu varsayarak yaralanmalarda kan kaybını önlemek için kanayan yerin üstünde bir yere kalp hizasında bağlayarak kanın akışını kesebilirsiniz. Bir yerde kaldığınız zaman aşağıya inmek için 3 metrelik bir yerde 5 metreye kadar hani kurtarabilirsiniz boyunuzla da birlikte. Aşağıya inmeniz olası olur. İp 3 metre. Boyunuzun da 1-1,5 metre dolayısıyla olduğunu düşünürsek gayet rahatlıkla aşağıya inmenizi olanak tanır. Birçok alanda kullanabiliyorsunuz dediğim gibi. İçindeki ipleri söküp misine yapabilirsiniz. Ya da tuzak için içindeki iplerden tuzak yapabilirsiniz. Hepsini birbirine bağlayıp. Birçok alanda kullanılabiliyor. Pusulası var. Her türlü her an bileğinizden çıkıp tekrar kullanım amaçlı. Çakmak taşı var. Düdüğü var. Yerinizi belli edebilmek için. Bunlar önemli bir şeyler. Yani her an yanınızda olabilmesi böyle bir aksesuarın her zaman size fayda sağlayacaktır diye düşünüyoruz. Şimdi size sonundaki bağlamayı da göstereceğim birkaç düğüm attıktan sonra tekrardan. Bunu düğümü olabildiğince buraya kadar sıfır yani sıkıştırarak şu ucuna gelebildiğince düğüm atacağız tekrardan. Birkaç düğüm daha atayım tekrar sizinle. En sonunda ipin ucunu kesip size bağlamayı göstereceğim. Sonlarında olabildiğince sert çekip sıkıştırmanızı tavsiye ediyorum. Keseceğimiz yerden daha iyi olacaktır. Ve sonundaki şuradaki kaymalar engellenmiş olacak. Şurada çevirdiğimiz yerde biraz bazen kayma oluyor çok düğüm atmazsak. Olabildiğince şuna dibine kadar düğüm atmış olmamız lazım. Şöyle sıkıştırıp düğüm atmaya devam ediyoruz. Buralarda sıkıştırma işlemi olabildiğince çok yapabilirsiniz. İplerimiz kalıyor. Yani ben biraz işi garantiye almak için biraz fazla bıraktım. Normalde benim 3 metre elim, bileğimin ölçüsü. Ben 3,5 falan aldım. Kalan ipleri de her şekilde değerlendirebiliyorum. Değerlendirme alanlarını da size göstereceğim. Şimdi burası tamam gibi aslında gördüğünüz üzere. Ben buraya fazladan sıkıştırıp bir düğüm daha atacağım. Bu şekilde daha stabil olacak. Olabildiğince sıkıştırıyorum ve çekiyorum. Bakın şurada çok az bir yer daha kaldı. Hem şunu sıkıştırmak adına hem de bunun kaymaması için şuraya bir düğüm daha atacağım. Şu araya. Tekrar üstüne koyuyorum. Bu biraz zor oluyor. Tam şu boşluğa şu gelen düğümü oturtturacağım. Sıkabiliyorsunuz olabildiğince. Şu an tamam. Bakın. Şimdi bu iplerden nasıl kurtulacağız kalan fazlalıklardan? Şu şekilde anlatıyorum. Bakın. Tam şunun çapraz kesmeyeceksiniz. Tam olarak düz keseceksiniz. Düz kestiğiniz için dedim ya ucunu yakın diye şu şekilde sert oluyor diye. Yaktığınız zaman üstüne de biraz bastırdığınız zaman burası tıpa gibi şu iki ipin arasında oturmuş olacak. Daha sonra bunu açmak istediğinizde
makasla şey makas veya bıçakla ucundan böyle sertliğini çentikle alıp ipi çektiğiniz zaman oradan çok rahat bir şekilde çıkacak. Şimdi ben bunu size nasıl keseceğini göstereceğim. Şöyle değil, çapraz değil, diklemesine şu şekilde keseceğiz. Altındaki ipi kesmeyin, dikkatli olun. Bakın. Düz olarak keseceğim. Şöyle dümdüz bakın. Bunun ucunu tekrar açılmaması için şu şekilde çakmakla yapıp, zaten bu biraz genişliyor. Çakmağın ucuyla şuraya oturtturuyorsunuz. Bakın. Bu burada tıpa gibi onun üzerine oturmuş oluyor. Alttaki ipi yakmayın, dikkatli olun. Şöyle yaktığınız zaman, etrafına da biraz yaydığınız zaman burası ne sizi rahatsız ediyor ne de kötü bir görüntü sağlamış oluyor. Kararana kadar yakmayın, yeterli. Aynı işlemi bu taraftan da yapacağız. Yine dediğim gibi dümdüz düz olarak kesiyoruz. Bakın gördüğünüz gibi dümdüz. Aynı şekilde buraya da yakıyoruz. Şöyle açalım. Bakın o zaten ya daha yanarken tıpa gibi oturuyor. Onu da şuraya böyle yaptığınız zaman bilekliğimiz hazır. Gördüğünüz gibi bilekliğimiz hazır. Kaldı. Bu ipleri daha sonra tekrar kullanacağız. Başka bir parakort bileklik yapımında. Eğer bu bilekliği yapmakla uğraşmak istemiyorsanız aşağıda bir yerlerde koyacağız oraya bir yerlere. Oralarda bir link olacak. Ve yönlendirme sayfası olacak. Oralardan parakort bileklik sayfasından sipariş verebilirsiniz. Yapmak istiyorum derseniz de videoyu izleyip bir like atarsanız çok seviniriz. Kapmap kanalında olduğunuz için teşekkür ederiz. Doğada kalın. Doğayla kalın.